Selamlar, Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz. Yeni bölümde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bölümde konumuz kadınlarda ve erkeklerde cinsel yola bulaşan hastalıklar, HPV enfeksiyonları ve rahim ağzı kanserleri. Yine çok değerli bir konuğum var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çağla Jasmin Delorman. Çağla Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok iyiyim hocam, teşekkürler. Sizinle yakın zamanda yine bir çekim yapmıştık. Evet. Yani çok keyifli bir sohbette bulunmuştuk. O zaman demiştik ki bir de HPV'yi konuşalım. Evet. Demiştik. Çünkü ne kadar çok vakayla karşılaştığınızı, yani ben böyle branşım değil tahmin evet. edebiliyorum. Hı hı. Çok da sıkça duyulmaya başlandı. O yüzden de bu konular önemli farkındalık yaratmak için. Öncelikle kadınlarda ve erkeklerde cinsel yolla bulaşan ne tarz hastalıklar var? O şekilde bir giriş yapalım hocam. Tabii. HPV ile devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dediğimizde hem mantar enfeksiyonları giriyor bu kategoriye. Hem bakteriyel enfeksiyonlar, hem paraziter enfeksiyonlar, hem de viral enfeksiyonlar. Yani bütün etkenler cinsel yolla bulaşabiliyor. Mantar enfeksiyonu toplumda sıkça görülüyor zaten. Sadece cinsel yolla bulaşmaz ama cinsel yolla da bulaşabilir. Evet. Ayrıca bazı bakteriyel enfeksiyonlar, bunlarda klamidya ve gonokoklar çok önemli. Hem kadında hem erkekte çeşitli genital enfeksiyonlara yol açıyorlar. Teşhisi biraz daha zordur ve tedavisi dirençli oldukları için uygun bir tedavi gerektirdikleri için teşhisi önemli. Onun dışında viral enfeksiyonlar, bunların tabii ki başlıcası HPV enfeksiyonu ama HIV virüsü, hani AIDS'e sebep evet, olan virüs evet. gibi başka viral hastalıklar da cinsel yolla bulaşabiliyor. Bir de paraziter enfeksiyonlarımız var. Bunların teşhisi tabii ki muayene ve bazı laboratuvar tetkikleriyle biz tabii. bunları yapabiliyoruz, teşhislerini. Hepatit virüsleri de, hepatit hastalıkları da biliyorsunuz cinsel yolla bulaşabiliyor. Bu açıdan da önemli, takip önemli. Dolayısıyla muayenede biz hani varsa şüpheli bir ilişki hepsine bakıyoruz. Bakılıyor mutlaka. Zaten, evet. Ama herhalde şu anda bir HPV'ye ağırlık verelim dedik. Çünkü HPV gerçekten zaten vardı ama gittikçe yaygınlığı da artmaya başladı. Evet. HPV nedir? HPV enfeksiyonları nasıl enfeksiyonlardır? Biraz bize biraz onlardan bahseder misiniz? HPV virüsü çift sarmallı DNA virüsüdür. Bu yaklaşık 150'ye yakın tipi var. Evet. Çok fazla tipi var. Bunların hepsi bizde hastalık oluşturmuyor. Veya oluşturdukları hastalıklar aynı değil aslında baktığımızda. Dolayısıyla temasla bulaşır. Ciltten cilde veya nemli dokuların birbirine temasıyla bulaşır. Çok nadirdir yüzeylerden bulaşması. Çok böyle kısa süreli dış yüzeyde, dış ortamda canlı kalabiliyor kısa bir süre. Dolayısıyla çok dayanıklı virüslerden değil. Sıvı ortam mı gerekiyor? Sıvı ortam genelde gerekiyor. Çok nadirdir evet. ama genelde evet. temasla bulaşır. Temasla bulaşıyor. Evet. Evet. Şey, HPV virüsü. Evet. Peki tabii bunların bazıları daha agresif olabiliyor değil mi? Bazıları daha tabii ki. Masum, bazıları daha agresif olabiliyor. Enfeksiyon evet. bulaştığında bunu nasıl anlıyoruz? Evet. Şimdi bazı tipleri sil oluşturur. Evet. Bazı tipleri mukozaya bulaştığında, hani daha böyle nemli dokulara, dediğim ağız içi gibi, vajina içi gibi veya genital organlarımızın içi gibi evet. dokulara bulaştığında, mukozaya bulaştığında oradaki dokuyu bozarak yaralar oluşturuyor ve kanserleşme eğilimindedir oradaki enfeksiyon. Evet. Dolayısıyla her enfeksiyon, her HPV kanserleşmez veya her HPV sil oluşturmaz. Bazıları da sessiz seyreder. Evet. Biz biliyoruz ki kadınlarda kadınlar ömürleri boyunca HPV ile karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Tarama yapıldığında bir işte kadınların, toplumdaki kadınların %80-90'ı diyebiliriz ki ömrünün hayatı bir evresinde HPV ile karşılaşmıştır. Evet. Ama kalıcı bir enfeksiyona sebep olmayabiliyor hepsi. Evet. Yani işte bazı tedavilerle o HPV'den kurtulabiliyor aslında değil mi? Yani şimdi şöyle, HPV bulaştığında evet. Vücut çoğu zaman onu hemen atamıyor. Hani normal grip enfeksiyonu gibi değil. Bir hafta 10 evet, gün içinde vücuttan evet, evet. atılamıyor. Daha uzun süreli bir enfeksiyon söz konusu. Evet. Ama çoğunlukla yani %80 ilk bir yılda, %90 da ilk 2 yılda vücut onu bir şekilde yeniyor ve atabiliyorlar.
Bağışıklığın bir kuvvetli bağışıklığı olması lazım değil mi? Olmaması o zaman lazım. Bağışıklığı kuvvetli olması lazım. Ön koşulları lazım. Var evet. Tabii ki. Ama yine de uzun süre kalıyor vücutta. Kalıyor, ve bazı evet. Değişikliklere yol açıyor. Evet. HPV virüsü bulaştığında kanser olma ihtimalimiz ne kadar? Kanser olma riskimiz ne kadar? %1. Yani bulaştığında %1 ihtimalle kanser olabiliriz. Baktığımızda çok yüksek değil aslında ama toplumda çok yaygın olduğu için aslında bizim için oldukça... En sık görülme sebeplerinden bir tanesi. Teşhis ederken sadece bu laboratuvar testleriyle mi teşhis ediyorsunuz? Başka yöntemleriniz var mı? Öncelikle muayene. Evet. Eğer sihir varsa genital bölgemizde, kadın olsun, erkek olsun, burada bir HPV varlığı var demektir. HPV kaşıntı falan yapıyor mu? Kaşıntı yapabilir çıkarken. Ama yani genelde gelme sebepleri kaşıntı olmuyor hastalarımız. Evet. Genelde böyle et beni gibi minik minik, bazen daha büyük de olabiliyor. Evet. Yaygın sivilcemsi et benleri daha çok. Evet. Et benine benziyor. Üstü böyle hafif böyle kadifemsi bir dokusu var. Kondilomların yani HPV sihirlerinin. Bu sihir varlığında biz HPV var diyebiliyoruz artık. Kesin olarak evet. HPV enfeksiyonumuz var. Hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda nasıl teşhis edebiliriz? Rahim ağzından sürüntü alırken yani smear testini alırken HPV testi de aynı şekilde alınıyor ve bunu PCR ile biz DNA'sına bakarak, virüsün evet. DNA'sına bakarak varlığını, var olup olmadığını ve hangi tipinin olduğunu teşhis edebiliyoruz. Evet. Peki sonra teşhis ettiniz, HPV var. Tedavide neler yapıyorsunuz hocam? Şimdi şöyle, HPV virüsünün ne yazık ki bilinen bir ilacı yok, bir tedavisi yok. Evet. HPV varlığı önemli. Hangi tipi olduğu önemli bizim için. Evet. Eğer yüksek riskli tipleri yani kanserleşme ihtimalinin yüksek olduğu tiplerden işte 16, 18, 32 gibi böyle bazıları çok yüksek risklidir. HPV teşhis edersek yani yüksek riskli tiplerden birini teşhis edersek o zaman daha derinlemesinin bir parçalama söz konusu. Kolposkopik biyopsi yapıyoruz biz orada. Eğer ki düşük riskli bir HPV varlığı varsa o zaman daha sık kontrol öneriyoruz. Smear'imiz de temizse yani smear'de herhangi evet. bir bozulma yoksa o zaman kontrol altında kalıyoruz. Sihirimiz varsa sihir tedavisi ya elektrokoterle veya lazerle veya bazı asitlerle onları yok ediyoruz. Sihirlerde bazen ilk zaman ilk bulaştığında aktif bir dönemi vardır. Çoğalma dönemi vardır. Hı. Ben genelde o aktif dönemin birazcık geçmesini bekliyorum. Çünkü hemen uygulama yaparsak çok hızlı bir şekilde tekrardan yayılı gösterebiliyor ve tekrar tekrar işlem gerektiriyor. Şöyle bir hafta 10 gün kadar bekliyorum. Ondan sonra işlem yapıyorum. Elektrokoter burada evet etkili bir yöntem. Kriyoterapi de etkili. Lazer tedavi de son zamanlarda yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Lazerde tabii ki bir de iz kalmadan tedavi olduğu tabii. için o da önemli. Bir de bazen eskiden böyle asitlerle yakıyoruz o kondilomların üstlerini. Bu şekilde oradaki sihir varlığını yok ediyoruz. Zamanla zaten vücut onu oradaki virüsü yener ve genelde yani %80-90 bu sihirler tekrardan çıkmaz. Bulaştan sonra ilk 2 hafta sonra çıkabilir veya uzun dönemde çıkabilir. Yani bazen 8-10 ay bulabiliyor HPV sihirinin çıkması. Çünkü bazılarının kuluçka süresi çok uzun sürebiliyor. Dolayısıyla ne zaman bulaştı, nereden bulaştığı bazen bulmak, ayırt etmek çok zor oluyor. Her zaman sihir yapıyor mu? Yani hepsi sihir yapmıyor. Değil hepsi mi? Sihir yapmıyor. Özellikle 16-18 tipleri dedim. Hı-hı. Bunlar kanserleşme ihtimali yüksek olan tipler. Bunlar sihir yapmaz. Hı-hı. Bunlar rahim ağzında bulaşırsa oradaki dokuyu bozarak kansere yol açabiliyorlar ama dış genital bölgeye bulaştıklarında sihir yapmıyorlar. Yapmıyorlar. İşte buradan konuyu biraz aşıya getirmek istiyorum. Şu son dönemlerde çok da yaygınlaştı. Dediğiniz gibi tipik bir tedavisi de yok. Evet. O zaman bir şekilde korunmak gerekiyor. Aslında aşının tedavi kısmı da var herhalde anladığım kadarıyla ama HPV aşısıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi HPV aşısı yaklaşık 12-13 yıldır var. Evet. Artık hani yeterince bununla ilgili tecrübemiz de var bu aşıyla alakalı. Son 2 yıldır Türkiye'de 9'lu aşı var. 9'lu aşı ne demek? En yaygın görünen,
en yaygın hastalığa sebep olan 9 tipine karşı oluşturulan bir aşı. Bu aşıyı 3 tane yaptık mı, yani 3 doz şeklinde yaptık mı bizi ömür boyu koruyor, bağışıklığımızı arttırıyor. Tabii ki burada cinsellik başlamadan, yani ilişki başlamadan yapılması, ergenlik çağındaki çocuklarımıza, kadın kız olsun, erkek olsun çocuklarımıza bunu yaparsak ileriki hayatlarında, cinsel hayatlarında onları korumuş olurlar. Ama hali hazırda cinsel hayatı olanlara yapmayalım mı? Yapalım. Tabii. Bunun yaş sınırı yok şu an için. 3 doz şeklinde uygulanıyor ama çocuklarda yaklaşık 12-13 yaşa kadar 2 doz şeklinde uygulanıyor. Hı hı. 0, 2 ve 6. aylarda yapılıyor. Yani başladık, bugün yaptık, 2 ay sonra, bir de 6 ay sonra ve tamamen aşılanmış ve bağışık olmuş oluyoruz ondan sonra. Evet. Ondan sonra HPV bulaşmaz mı? Bulaşabilir ama bizde ciddi bir hastalık oluşturmaz. Veya burada sihir en çok en yaygın sihir etkenlerine karşı da bir suç konulmuş, iki suç konulmuş. Dolayısıyla bulaşabilir ama bizde sihir oluşturmaz. Hastalık oluşturmayabilir. Oldukça yüksek bir koruyuculuğu var ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki uygun bir aşılamayla yaklaşık 100 yıl içerisinde ben rahim ağzı kanserini yok etmeyi amaçlıyorum. Bir daha rahim ağzı kanserini görmeyeceğiz diyor. Çok önemlidir yani burada aşı. Ama korunmada ne yapabiliriz? Yani HPV virüsünü nasıl veya bulaştan nasıl korunabiliriz? Burada tabii ki önemli olan bazı konular var. Bir, cinsel ilişki partner sayısı. Yani partner sayısı tabii ki çünkü bulaş riski artacağından dolayı bu önemli. Veya siz tek eşlisinizdir, yani tek bir partneriniz vardır ama sizin partnerinizin ondan önce veya hali hazırda çokça partneri varsa o zaman da bulaş ihtimali yüksek oluyor. Bu önemli. İkincisi korunma. Şimdi kondom diyoruz. Kondom bizi HPV bulaşından kısmen korur. Yani rahim ağzına ve vajen içine o HPV virüsünün bulaşmasını koruyabilir. Ama genital organlar, dış genital temas ettiği için orada hani bizi sihirlerden çok fazla koruyamayabiliyor. Fakat en azından vajen içini ve rahim ağzından dolayı oraları koruyabilir. Bu önemli. Partner dedik, kondom dedik. Onun dışında kendimize iyi bakacağız. Bağışıklığımızı kuvvetli tutacağız. Düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli bir hayat. Bunlar önemli. Çok önemli faktörler. Aynı zamanda çünkü dediğim gibi kadınların %80-90'ı bu virüsle hayatların bir kısmında, bir yerinde mutlaka karşılaşıyorlar. Ve herkes de hastalık oluşturmuyor. Biz burada bağışıklığımızı kuvvetli tutarsak, aşımız da olursak, ilişkilerde de dikkat edersek bence oldukça yüksek düzeyde korunmuş oluruz HPV enfeksiyonundan. Siz anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela kişi gitti ve HPV taşıyıcısı olduğunu öğrendi. Aşı oldu mesela. Bir şekilde yendi o. Tekrar böyle o HPV enfeksiyonla karşılaştığında bir bağışıklığı oluşmuş olduğu için daha şey olabilir değil mi o Çağla Hocam? Şimdi bunların tipleri var dediğim gibi. Hani her seferinde aynı tipte karşılaşmayı biliyoruz. Biz bazen HPV testinde sürüntü aldığımızda 3 tane 4 tane tiple aynı anda bulaş olduğunu görebiliyoruz. Yani sadece 16 yok. Hani hem 16 var hem 18 var hem 53 var hem 6 var gibi. Yani çoklu bulaş olabiliyor. Ama tabii bunlar aynı virüs ailesi olduğu için birbirine karşı bağışıklık hani diğerlerine de etkileyebiliyor. Bir defa geçirdiysek ikinci veya aşılıysak ikinci enfeksiyonu bulaşmayabilir veya bulaştıktan sonra hızlı atabiliriz. Ama garantisi yok. Mutlaka kontrollerimizi elden bırakmayalım. Nüksetmez. Yani bir defa geçirdik mi ve bundan sonra hiçbir şekilde bizim şüpheli bir ilişkimiz yoksa, şüpheli bir temasımız yoksa nüksetmez. Fakat yeni bulaş olabilir. Olabilir. Bir de aşıda şimdi onu genelde sadece kadınlar aşı olması gibi gerekiyor gibi bir algı var ama aslında erkeklerin de aşı olması gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi erkeklerde de bu virüs var ve erkeklerde de bazı hastalıklara yol açabiliyor. En başta sihir, yani sihire yol açabiliyor. Bu sihirlerin devamında tedavi olmazlarsa veya çok uzun sürerlerse veya bağışıklıkları düşerse o sihirin olduğu bölgede kanserleşebilir oradaki doku. Çünkü doku bozuyor yani HPV virüsü oradaki bizim DNA'mızı bozduğu için oradaki dokunun kanserleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla erkeklerde de anal kanserler,
penil kanserler, penis kanseri. Evet. Ve bulaştığında mesela ağız içi, mukoza içi, işte larenks kanseri, buralarda da kansere yol açtığı için erkekleri de HPV aşısı uygulanıyor ve erkekleri de kanserden koruyor bu aşı. O yüzden hani ben kadın erkek çiftlere genelde geldiklerinde ikisini de öneriyorum. Ve çocuklarla da ayırt etmek istesin. Hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının da aşılanmasını öneriyorum. Evet. Aşı erkeklerde 9 yaşından sonra yapılabilir diye bir bilgi var. Erkek çocuklarında da kız çocuklarında da 9 yaştan itibaren güvenle bu aşı uygulanabiliyor. Yine aynı prosedür 0-2-6. ay şeklinde. Aynı çocuklarda 13-14 yaşa kadar 0-6 yapılıyor 2 doz. Evet. 14 yaştan itibaren de 3 doz şeklinde, yapılıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bazen erkeklerde HPV asemptomatik ilerlerken kadınlarda bu semptomatik ilerleyebilir ve işte maalesef rahim ağzı kanserine kadar gidebilen bir sürece sebep olabiliyor değil mi? Evet, yani evet. Çoğu erkek farkında bile olmayabiliyor aslında yani. Farkında sihir oluşturmazsa. Sihir oluşturmazsa evet. Farkında olmayabilirler veya çok az miktarda sihir vardır ve bu böyle görünmeyen bir bölgedeyse gerçekten gözden kaçabiliyor. Ama kadınlara bulaştığında bu defa çok daha dramatik bir tabloyla biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla erkekler için de önemli. Aşı olunması, erkeklerin de arada bir muayene olması mutlaka gerekiyor. Veya kendilerini muayene etmeleri gerekebiliyor. Ama erkekte teşhisi çok zordur. Yani sihir yoksa ne yazık ki erkekte teşhisi HPV yani sürüntü alınsa bile teşhisi çok zordur. Erkekler daha çok taşıyıcı olabiliyorlar. Doğru değil mi? O şekilde. Şimdi oradan konuyu şeye geçireceğiz hocam. HPV dedik ve maalesef işte dediğiniz gibi daha agresif tipleri rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor. Evet. Biraz rahim ağzı kanserinden bahsedelim. Nedir? Belirtileri nelerdir hocam? Şimdi rahim ağzı kanseri kadınlık kanserlerinin en sık görülen tiplerinden bir tanesi. Yani kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık 5. 6. sıradadır rahim ağzı kanseri. Hı hı. Şimdi biz aslında şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Rahmi ve rahim ağzını ayrı organlar olarak ele alıyoruz. Yani rahim kanseri başka bir şeydir. Bambaşkadır ve tamamen oradaki etiyoloji çok farklıdır. Ama rahim ağzını farklı olarak alıyoruz ve rahim ağzı kanseri bir kolay teşhis edilebiliyor. Yani rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonları biz çok kolaylıkla smear ve HPV testiyle teşhis edebiliyoruz. Bu yüzden çok 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 değerlidir. Çok 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 önemlidir. Yani erken teşhis dediğimizde burada bir numara rahim ağzı kanseridir. Kolposkopide de teşhis edebiliyor musunuz? Kolposkopi yaptınız. Oraya geleceğim. Şimdi rahim ağzı kanseri bir sık dedik. Dünyada her yıl 500 bin kadında rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Çok sıktır. Önlenebilir bir şeydir dediğim gibi ve teşhis edilebilir bir şeydir ve smear testi ve eşlik eden HPV testi aynı zamanda yapıldığında bizim için oldukça önemli bilgi veriyor bunlar. Onun dışında kolposkopi dedik. Kolposkopi biz eğer ki smear testinde anormal bir bulgu saptadık veya smear testi normal çıktı ama HPV testimiz 16 veya 18. tip veya işte riskli tiplerden biri pozitif çıktı. O zaman kolposkopi yapıyoruz. Evet. Kolposkopi nedir? Kolposkopi aslında bir çeşit mikroskoptur. Biz mikroskopla rahim ağzını açtıktan sonra spekulumla kolposkopi böyle minik bir kameradır. Kamerayla rahim ağzını 8-20 kat civarında büyütüyoruz. 8 ila 20 kat civarında büyütüyoruz. Ve oradan gördüğümüz şüpheli alanlardan parça alıyoruz. Ufak böyle minik minik biyopsiler alıyoruz. Gözle görünür anormal alan yoksa asetik asit veya ligol gibi böyle solüsyonlarımız var. Onlarla oradaki dokuyu boyayıp yine de hani o büyüterek dokuyu şüpheli gördüğümüz alanlardan biyopsi alıyoruz. Ve bunlar inceleniyor. Yani biraz daha derinlemesine, evet. Smear'den biraz daha derinlemesine bir biyopsi alıyoruz. Ve orada herhangi bir problem varsa açığa çıkıyor. Orada ne çıkabilir? Dediğim gibi prekanseröz lezyonlar. Yani bunlar bir çeşit yara zamanla durursa ve tedavi edilmezse bir kısmı bunların kansere dönüşebilecek yaralardır. Evet. Cin 1, cin 2, cin 3 veya low grade seal, high grade seal gibi sonuçlar çıkabiliyor bu koposkopinin sonucunda. Ve biz onlara göre takip ve tedaviyi planlayabiliyoruz. Dolayısıyla koposkopi poliklinik şartlarında yapılabilecek kadar basit bir yöntem aslında ama oldukça etkili bir teşhis yöntemidir.
değil mi? Evet. Peki rahim ayazı kanserinin seyri nasıl ilerliyor ve sonrasında tedavi için neler yapılıyor? Evet. Şimdi öncelikle belirtilerinden bahsedeyim. Diyelim ki hiç kontrole gitmiyoruz. Hiç kadın doğumla bir şeyimiz yok, bir irtibatımız yok. Evet. Doğumlarımızı yaptık, çocuklarımızı büyütüyoruz ama 10 yıldır hiç gitmedik, uğramadık. Ve böyle bir şey gelişti. Allah korusun ama böyle bir şey gelişti. İlk böyle belirtileri ve en sık gördüğümüz belirtileri adet dışı kanlı akıntı. Yani bu adet kanaması gibi olmaz genelde. Daha çok böyle lekelenme şeklinde olur. Kötü kokulu olur. Ve adet dışında, yani hiç adetle bir alakası olmayan zamanlarda olur. Bu herhangi bir ilişki olmadan da olabileceği gibi ilişki sonrası da tipiktir. Yani bir cinsellik yaşar kadın, ertesi gün veya o akşamı birkaç damla kötü kokulu kanlı bir akıntı gelir. Ve bu süre hemen anında yani. Gelir, evet gelebilir. Yani ertesi sabah sizlerken onu görür. Çünkü rahim ağzına temastan dolayı oradaki doku sonuçta bozulmuştur. Oradaki dokudan ufak tefek kanamalar olur. Kötü kokulu bir akıntısı olabilir. İlişki esnasında ağrısı olabilir. Daha önce hiç yoktur ama ağrılar başlamıştır. Kasık ağrıları başlamıştır. Daha ileri seviye dediğimizde işte ciddi karın şişkinliği olabilir. Bacaklarda şişkinlik olabilir. Makata vuran ağrı olabilir gibi böyle kanserin daha büyük o çevre dokulara yayıldığını gösteren bulgular bunlar. Yani çok ihmal edilirse ki bulgular bunlar ama bizim için en tipik, en başlangıçtaki bulgular o lekelenme, kötü kokulu bir kan gelmesi ve ağrı. Ağrı. Bunlar belirtileridir. Teşhisin zaten muayeneye gelindiğinde biz işte tabii ki öncelikle smear alıyoruz. Smear'de bir lezyon çıkıyor. Lezyonun tipine göre, derecesine göre ona göre hareket ediyoruz. Eğer cin 1, cin 2, cin 3 çıktıysa bunların bazı tedavileri var. Tabii ki bağışıklığı kuvvetlendiriyoruz ve tedavi etmeye çalışıyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz. High grade seal veya cin 3 çıkarsa o zaman rahim ağzını tıraşlayabiliyoruz. Leap dediğimiz bir işlem var. Rahim ağzını koterizasyon, yani daha çok böyle elektriksel bir yöntemle orayı tıraşlayabiliyoruz. Yani oradaki bulaşmış dokuyu almış oluyoruz ve oradaki işte bozulmuş dokuyu almış oluyoruz. Daha derinlemesine bir lezyon varsa konizasyon, yani huni şeklinde alabiliyoruz rahim ağzını. Genç hastalarda, yani daha doğurma potansiyeli olan hastalarda rahim ağzını korumak adına bu şekilde davranabiliyoruz. Doğum riskini azaltan uygulamalar bunlar. Yani şöyle, gebelik gebe kalmayı azaltmaz ama konizasyon veya rahim ağzının alınması gibi işlemler, daha cerrahi işlemlerde gebelikte, ilerleyen gebelikte erken doğum riski yaratabiliyor. Daha yakından takip ediyoruz biz bu tür hastalarımızı gerekiyorsa. Veya daha ilerlemiş bir lezyon varsa, artık biz kanserden bahsediyorsak burada, o zaman artık tabii cerrahi, yani yöntemler bunlar. İşte rahim alınması, bazen yumurtalıkların alınması gibi yöntemler. Daha da ileri evrelerde artık radyoterapi sonrası cerrahi veya cerrahi sonrası radyoterapiyi seçebiliyoruz. Peki hastayı opere ettiniz, tedavilerini yaptınız, bir şekilde iyileşti. Tekrar nükseder mi Çağla Hocam? Kanserden söz ediyorsak, yani bu gerçekten rahim ağzı kanseri ve ilerlemiş bir evre ise bu, nüksetme ihtimali tabii ki var. Ama erken teşhis, rahim ağzı kanseri tedavisinde %95 başarılıyız. Çok yüksek bir derece bu. O yüzden diyorum ki kontrolleri elden bırakmayalım. Erken teşhiste, ki erken teşhis mümkün olan bir kanser bu, gizli bir şey değil. %95 tedavi edebiliyoruz. Kanserleşmeden önce biz eğer HPV varlığını saptarsak %100 başarılıyız. Yani biz diyebiliriz ki o kadın rahim ağzı kanseri olmayacaktır. Onu diyebiliriz. Veya rahim ağzı kanserinden ölmeyecektir. Bunu diyebiliyoruz. Kesin olarak diyebiliyoruz. Ama ileri evrelerde tabii ki her kanser gibi oldukça riskli bir kanser türüdür. Çünkü bazen ihmal edildiğinde çok geç teşhis edilebiliyor. Ne yazık ki. Hemen bulgu vermeyebiliyor. Evet. Veya biz çok ihmalkar davranıyor olabiliriz maalesef ki. Peki bağışıklığı kuvvetlendirmek için neler öneriyorsunuz hastalara Çağla Hocam? Şimdi özellikle rahim ağzı kanseri açısından konuştuğumuzda dedik ki rahim ağzı kanserinin sebebi
HPV virüsüdür. %99.9. Bu çok önemli bir sayıdır. Yani rahim ağzı kanserine sebep olacak başka bir şeyimiz yok. HPV. Rahim ağzı kanseri olduysa bir kadın mutlaka HPV ile karşılaşmıştır. Hiçbir şekilde HPV ile karşılaşmayan bir kadın rahim ağzı kanseri olamaz diyecek kadar yüksek derecededir bu. Yani çok 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 nadir bir şeydir. Ama onun dışında başka faktörler de var. Eğer ki biz sigara da içiyorsak, eğer ki biz çok uzun süre boyunca doğum kontrol haplarını kullandıysak ve kontrole gitmediysek, eğer ki kronik başka hastalıklarımız varsa, eğer ki biz steroid kullanıyorsak, kortizon kullanıyorsak belli bazı tabii, hastalıklardan tabii. dolayı, çünkü bu bizim bağışıklığımızı düşüren ilaçlardır. Evet. Eğer ki bizim başka bir kanserimiz varsa ve biz onun tedavisini oluyorsak, kötü besleniyorsak, kötü uyku uyuyorsak, bunlar kolaylaştırıcı faktörlerdir. Dolayısıyla bunları bir şekilde tersine çevirmemiz lazım. Yani tek partner çok önemli, doğru. korunmak çok önemli. Onun dışında sigara içiyorsak bırakmalıyız, kesin bunda bir şey yok. Yani mutlaka kesinlikle sigarayı evet. bırakmalıyız. İyi beslenmeliyiz. Yani mevsiminde sebzemizi, meyvemizi mutlaka tüketmeliyiz. Omega 3'ümüzü almalıyız. Bunu işte yiyeceklerle de olur, takviye olarak da olur. Mutlaka almalıyız. Onun dışında iyi uyku çok önemli. Gerçekten gece uykusu özellikle evet. 7-8 saat uykumuzu güzel bir şekilde, dinlendirici bir şekilde almalıyız hepimiz. Yani sadece kanserden korunmak amacıyla değil, sağlıklı bir yaşam tabii, sürdürmek tabii, amacıyla tabii. ama biz tabii ki burada enfeksiyon ve kanserden bahsettiğimiz için mutlaka ve mutlaka bunlar önemli. Stresten ve kronik stresten kaçınmalıyız. Bunlar bizim bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Bir de nedir tabii ki? Aşı. HPV virüsü bulaşmış bireylere HPV aşısı yapılır mı? Ben yapıyorum. Neden? Çünkü bağışıklığımızı da yine kuvvetlendiriyor. Evet. HPV ile savaşı birazcık arttırıyor. Dolayısıyla evet ben HPV bulaşmış kadınlara da HPV aşısını öneriyorum. Öneriyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler Çağla Hocam. Ekstra olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı bu konuyla ilgili? Tabii yani şunu demek istiyorum aslında. HPV kanseri ve HPV rahim ağzı kanseri ve HPV enfeksiyonu tabii ki dolayısıyla toplumda neden sık görür olduk? Çünkü teşhis yöntemimiz kolaylaştı. Biz artık PCR'la HPV'nin varlığını, oradaki viral evet. varlığını tespit eder olduk ve bunun ne kadar yaygın bir enfeksiyonlu olduğunu artık biliyoruz. Bundan korunmamız önemli. Ama diyelim ki kendimizi koruyamadık çünkü yaygın toplumda evet. var. Nasıl teşhis edeceğiz? Kadın doğumcumuza gideceğiz. Mutlaka düzenli, hiçbir şikayetimiz olmasa da gideceğiz ve testlerimizi yapacağız. Yani HPV testimizi ve smear testimizi mutlaka yaptık. Bunların ikisi de normal çıktı. 2 yıl, 3 yıl boyunca bir daha gitmenize gerek yok. Ondan sonra tekrardan yapılabilir bu testler. Biliyoruz ki düzenli takip edilen bir hasta HPV kanseri, pardon, rahim ağzı kanseri olmayacaktır. Düzenli takip giden bir hasta rahim ağzı kanserinden ölmeyecektir. Bunu net olarak biliyoruz. Ve erken teşhis edilirse, diyelim ki rahim ağzı kanseri veya öncesi lezyonları teşhis ettik. Erken teşhiste %95-100'e kadar varan başarı şansımız var. Bu yüzden çok önemli. O yüzden biz artık sıkça söylüyoruz. Hem aşımız olalım hem de kontrolleri elden bırakmayalım. Mesela aklıma geldi. Tedavide mesela yine kemoterapi, radyoterapi o tarz uygulamalar öneriyor musunuz? Rahim ağzı kanserinde cerrahi yaptık, radyoterapi uygulanabilir veya bazen tümör çok büyük olabiliyor. Gerçekten hani cerrahi yöntemle alınamayacak kadar büyük olabiliyor. Evet. O zaman da öncelikle birkaç seans radyoterapi alıyor. Ondan sonra biz cerrahiye başlıyoruz. Bunlar ilerlemiş vakalar için söz konusu evet. tabii ki. Evet. Konu gerçekten çok önemliydi. Çok da güzel anlattınız. İşte farkındalık oluşturmak lazım. Bulaşan bir virüsse, virüsün sebep olduğu bir kanser türünden evet. bahsediyoruz biz burada. Yani korunmamız mümkün, erken teşhisi mümkün ve çok sık görülüyor. Düşmanı biliyorsunuz aslında. Her şeyin önemli. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Hani böyle düşmanını bilirsen ona göre davranırsın diye çok önemli. Eskiden bir şey. Eskiden erkekler bu konuda biraz rahattı ama şimdi biliyoruz ki onlara da penis kanserine yol evet. açabiliyor. Evet, evet. Anal kansere yol açabiliyor. Yani, ağız evet. içi, ağız mukozası ve larenks kanserine yol açabiliyor. Tabii. Bu yüzden çok önemli. Doğru. Çok 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 önemli. Evet. Erkekler de kendini koruyacak.
Erkekler de kendi eşlerini koruyacaklar. Kesinlikle. Biz mesela hastalara hep şöyle deriz. Mutlaka ağzınızın içine, önce siz kendi doktorunuzsunuz, bir bakın. Evet. Dişlerinize bakın, mukozanıza bakın, damağınıza bakın, işte boğazınıza bakın, bir değişiklik var mı bakın. Yani çoğu hasta mesela çok anormal değişiklikler var, fark etmiyor bile. Yani hani ağrısı olmayınca, herhangi gözle görülecek bir hale gelmeyince. O yüzden aslında hastanın gerçekten önce bir kendi kendini sürekli böyle işte memeyi kontrol etmek lazım, evet, düzenli o similleri aldırmak lazım. İşte bir sil var mı, görüntüsü değişiyor mu, ediyor mu, anlatabiliyor muyum? Böyle bir kitle var mı, bunlara bakmak lazım. Ne yazık ki keşke her kanserin önden bir teşhisi olabilse, erken teşhisi olabilse. Evet, evet. Ama mesela rahim ağzını dedik, bir de meme kanseri bahsettiğiniz çok önemli. Evet, elle muayene önemli, yıllık kontroller önemli. Çünkü biz yıllık kontrolümüzü ihmal etmezsek, düzenli işte 40'tan sonra, 40 yaştan sonra mamografimizi, meme ultrasonumuzu çektirirsek, biz orada en ufak bir değişikliği saptayabiliyoruz. Ve bu da erken teşhis ve erken tedavi ve %100'e varan başarı şansı yakalıyoruz. Erken teşhis edilebilir çok az kanser var. Bunlardan bir tanesi rahim ağzı, bir tanesi meme kanseri. Bu konularda gerçekten dikkatli olmalıyız. Yani altını çizelim bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben vakit ayırıp geldiniz. Çok da keyifli bir sohbetti ve çok farkındalık yaratıcı bir sohbetti gerçekten. Ben de keyifle dinledim. Çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum Çağla Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir programdı. Benim için de öyle. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, Çağla Hocamı keyifle dinledik ve çok da bilgilendik. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.